Biyoçeşitlilik neden tehdit altında? Bu sorunun cevabını ararken insanların küresel boyuttaki etkilerinden önce yerel faktörlere odaklanacağız. Öncesinde arkadaşlar gelin insan nüfusunun nasıl hızla arttığından biraz bahsedelim. 2014 yılında dünya üzerindeki insan nüfusunun 7 milyardan biraz fazla olduğu tahmin ediliyordu. Bu sayı katlanarak artmaya devam ediyor. Daha fazla insan, daha hızlı çoğalmak demek. Bu da zaman nüfus grafiği eğrisinin giderek daha dik hale gelmesi anlamına gelir. 2050 yılında insan nüfusunun 9 milyar olacağı tahmin ediliyor. Bu noktada İngiliz nüfus bilimci Thomas Malthus'un 1798 yılında ortaya attığı taşıma kapasitesi kavramından bahsedebiliriz. Malthus'un temel olarak söylediği şey şuydu: Dünyanın giderek artan insan nüfusuna dayanacak gücü yok. Bu bize oldukça açık ve basit görünen bir kavram gibi gelebilir ancak Malthus o zamanlar bir sosyal oluşumun temsilcisiydi. O dönem ruhban sınıfı mensupları, yeryüzünün insanların yararlanması için yaratıldığını ve insanlık olarak çoğalmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyordu. Malthus bunun yanlış olduğunu ilk fark edenlerdendi. Ona göre insan nüfusunun belirsiz bir şekilde artmaya devam etmesinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri yatsınamazdı. O dönemdeki tarım yöntemlerini de gözlemleyerek aşırı nüfus artışı karşısında yetersiz gıda üretimiyle karşı karşıya kalabileceğimiz sonucuna vardı. Bunun sonucunda da gezegenimiz kıtlık yoluyla nüfus artışını kontrol edecekti. Yani eğer biz bir şeyler yapmazsak dünya zaten bizim icabımıza bakacaktı. Başka bir deyişle gezegenimizin insan taşıma kapasitesini aşmış olacaktık. Bu noktada tabii ki şöyle bir soru doğuyordu. Gezegenimizin taşıma kapasitesi ne kadar? Çoğu bilimsel yanıt gibi bunun da cevabı duruma göre değişir. Henüz Malthus'un bahsettiği sınıra ulaşmadık. Bunun sebebi de kullandığımız teknoloji. Yani karşılaştığımız her bir problemin üstesinden gelmek için yeni teknikler üretiyoruz. Gıda üretimini arttırmak için bilimsel tekniklerden faydalanarak yeni yöntemler bulduk. Sonuç olarak katlanarak sayımızı arttırmaya devam ettik ve Malthus'un tanımladığı taşıma kapasitesine takılmaktan kurtulduk. Aslında Hepimiz daha azı ile yetinirsek ve varoluşumuz için gereken en düşük seviyede yaşarsak, dünyanın 40 milyar insanı kaldırabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu öne süren bazı tahminler var. Ancak 40 milyar taşıma kapasitesine ulaşsak bile bu, bazı fedakarlıklar yapmayı da beraberinde getirir. Tabii bu noktada yaşam kalitesi nasıl olurdu sorusu da aklımıza geliyor. Ve bu da bugün dünyadaki insan nüfusu artışıyla ilgili en önemli gerçeği gözler önüne seriyor. Bu gerçekte şu, Dünyanın en zengin insanları toplam nüfusun yalnızca %16'sını oluşturuyor ama dünyadaki tüm kaynakların %80'ini kullanıyorlar. Sözün özü, bunun oldukça karmaşık bir konu olduğunun farkındayız. İnsan nüfusunun devamlı arttığını biliyoruz. Bazı ülkelerde kaynak kullanımının diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Fakat ben bu noktada asıl konumuza dönmek istiyorum ve tüm bunların biyoçeşitlilik açısından ne anlama geldiğini incelemek istiyorum. Kime sorsanız, insan nüfusu artışının ve kaynak kullanımının sadece sosyal ve ekonomik refahımız üzerinde değil, biyolojik çeşitlilik üzerinde de büyük etkilerinin olduğunu söyler. Peki tam olarak nasıl bir etkiden bahsediyoruz? Biyoçeşitliliği, türlerin zenginliği olarak da isimlendirebiliriz. Bahsettiğimiz etki de kendini tür zenginliğindeki azalma ile gösterir. Basitleştirecek olursak şunu söyleyebiliriz. İki şey aynı anda aynı yerde rahatlıkla barınamaz. Eğer belirli bir yerde yaşayan insan varsa orada daha az yerli bitki ve hayvan yaşayabilir. İnsan nüfusunun büyümesinin tür zenginliğini nasıl etkilediğinin yavaş yavaş farkına varıyoruz. Henüz yeterli veriye sahip değiliz çünkü bu çok büyük, karmaşık bir sorun. Bu konudaki en önemli makalelerden biri 2003 yılında McKee ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır. 114 farklı ülkede bir dizi faktörü ölçtüler ve insan popülasyonunun artışı ile türlerin zenginliğinin sıkı bir şekilde bağlantılı olduğunu keşfettiler. Başka bir deyişle, nüfus artışını yavaşlatırsak türlerin zenginliğini korumaya devam edebileceğimizi öne sürdüler. Bu görüşe göre elimizde olması gereken tek veri popülasyonun büyüklüğü. Bu veriye sahipsek bu sayının o bölgedeki biyoçeşitliliği etkisini hesaplayabiliriz hesaplamalar yalnızca nüfus artışına bağlı olarak ortalama bir ülkedeki tehdit altındaki türlerin sayısının 2020'ye kadar %7 ve 2050'ye kadar %14 artacağını gösteriyor. Bunu hesaplamak için nüfus büyüme hızını bilmek yeterli. Bu çok basit bir ilişki gibi görünebilir fakat insan nüfusunun artışını yakından incelediğimizde biyoçeşitliliğin azalmasında insan kaynaklı birçok etki olduğunu görürüz. Biyoçeşitlilik kaybının insan kaynaklı 7 ana nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da, bu nedenler daha doğrusu iki farklı kategoriye ayrılabilir arkadaşlar. Yerel ve küresel faktörler olarak. Küresel faktörleri başka bir videoda inceleyeceğiz. Şimdi 4 yerel faktörü inceleyelim. Listeleyecek olursak bu faktörler şunlar. Toprak kullanımındaki değişim, kirlilik, kaynakların kötüye kullanımı ve dışarıdan yeni türlerin eklenmesi. Birbirleriyle iç içe geçmiş nedenler gibi görülebilir ama bu saydıklarımızın bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak konusunda önemli etmenler olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ilkiyle başlayalım. Toprak kullanımındaki değişim, doğal yaşam alanlarının tahribatı, bu alanların insanlar tarafından işgal edilmesi gibi doğal yaşam alanlarının dengesini bozan unsurları içerir. Belli bir bölgede tek bir türün yetiştirilmesini de bu başlığa dahil edebiliriz. Tek türlü tarım belirli bir doğal yaşam alanında tür zenginliğinde çok dramatik bir düşüşe sebep olur. İnsanlar doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi dendiğinde ağaçların, dağların yok edilmesini düşünür. Fakat gözden kaçırdığımız başka örnekler de var. Bu bağlamda sulak alanların yok edilmesini de düşünebiliriz. Kentleşme toprağın kullanımını önemli ölçüde etkiler. Daha çok insan daha çok eve ve daha fazla çalışacak yere ihtiyaç duyar. Bu da tarımsal kaynakların genişletilmesini ve elde edememiş ortamlara yayılmasını gerektirir. Dediğim gibi bu, görünenden çok daha karmaşık bir sorun. Fakat basitçe, belirli bir bölgede ne kadar çok sayıda insan varsa o bölgenin doğallığının da aynı oranda bozulduğunu söyleyebiliriz. Bunun biyoçeşitlilikle ilişkisini de kolayca gösterebiliriz. Gelelim ikinci yerel faktöre yani çevre kirliliğine. Çevre kirliliği dediğimizde aklımıza illaki çok büyük felaketlerin gelmesi gerekmiyor. Bu durumu pek çok şekilde ele alabiliriz. Biyoçeşitliliği azaltan etkiye sahip örneklerle ilerleyebiliriz. Örneğin, zararlı kimyasalların madenlerden yeraltı suyuna karışması o bölgedeki yaşam alanına zarar verir. Suyla taşınan kirletici maddeler hiç alışılmadık yerlerde ortaya çıkabilir ve bu bölgelerde bulunan canlıların üreme kapasitesi bunlar olumsuz etkilenir. Okyanusta nehirlere akan azotlu gübrelerin neden olduğu ölü bölgeler bulunur nehirlerin denize aktığı yerde bu azotlu atıklar bakterilerin çoğalmasına sebep olabilirler ve bu bakteriler de oksijeni tüketir. Oksijenin bakteriler tarafından kullanıldığı bu bölgelerde bu oksijeni kullanmak isteyen herhangi bir canlı organizma bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu ölü bölgelerle ilgili kafanızda şimdi net bir resim canlandığını düşünüyorum ve ne yazık ki nüfus artışına bağlı olarak bu ölü bölgelerin de genişlediğine tanık oluyoruz. Bir de atık bertarafı sorunu var. Arıtılmamış kanalizasyon suları biyoçeşitliliğin en büyük düşmanlarıdır. Burada bahsettiğimiz soruna neden olan yalnızca tuvalet atıkları değil, ürettiğimiz teknolojik ürünlerin kimyasal atıkları da bu kirlilikte rol oynuyor. İnsan eliyle üretilip doğaya atılan ilaçlar ve koruyucu maddeler de dahil olmak üzere çeşitli kimyasal bileşiklerden bahsediyoruz. Bazı durumlarda hormonu taklit eden kimyasallara rastlarız. Reçeteli ilaçlardan veya diğer insan yapımı kimyasallardan elde edilen basit bileşikler suya karışır. Bu hormonu taklit eden kimyasal bileşikler, yabani organizmaların, özellikle suda yaşayanların normal gelişimini kontrol eden doğal hormonlar gibi davranır ve bu hayvanların üremelerini olumsuz etkileyebilir. Ne yazık ki bu tür kirlilikten bahsederken daha sayabileceğimiz sayısız örnek var. Kirlilik dendiğinde insanların hemen aklına gelmeyen bir başka şey de gürültü kirliliği. Örneğin şehirlerdeki kuşlar gürültü seviyelerine tepki verir. Büyüyen şehirler nedeniyle kimi canlılar da üreme alışkanlıklarını ve davranışlarını değiştirerek bizim koşullarımıza uyum sağlamak zorunda kalır. Bazıları ise bunu yapamaz. Gürültü kirliliği denizdeki canlılar için de büyük tehdit oluşturur. Örneğin denizaltı radarlarının yarattığı gürültü kirliliğinin deniz memelilerinin sağlığını kötü yönde etkilediğini biliyoruz. Daha önce ışık bulunmayan yerlerde birden ışık kirliliği oluştuğunda o bölgedeki canlılar üreme sistemleriyle ilgili sorunlar yaşayabilir. Deniz kaplumbağası yavruları sahildeki yuvalarından çıktıklarında yapay ışıktan etkilenip okyanus yerine onlara doğru gelen yapay ışığa yönelirler. Geceleri ışıklar açık bırakıldığında kuşlar binalara çarpar. Bu anlamda da ışık kirliliğinin olumsuz etkilerine tanık oluruz. Şimdi üçüncü yerel faktöre gelelim. Kaynakların kötüye kullanımı. Bunu basitçe şöyle düşünebiliriz. İnsanlar her zaman çevrelerinde ne varsa onu kullanma eğiliminde olmuştur. Çevremize ayrılmaz bir şekilde bağlıyız ve etrafımızda olanları tüketiriz. Hayatta kalmak için bunu yaparız. Peki, etrafımızdaki kaynakları ne şekilde tüketiriz? Buna cevap olarak avlanma, yakacak odun ve kereste için ağaçları kesme gibi asırlardır uygulanan yöntemleri sıralayabiliriz. Peki, biyoçeşitlilik tüm bunlardan nasıl etkilenir? Bu noktada balıkçılıktan bahsedebiliriz. Balık hasadı dediğimizde ektiğini biçme gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Tıpkı madencilikte olduğu gibi bir kaynağı yerinden söküp almaktan bahsediyoruz. Aşırı avlanmayı kontrol etme girişimleri var tabii ki ancak sürdürülebilir balıkçılık yapmak için yeterli veriye sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Tarihte belli bölgelerdeki balık popülasyonlarının daha eyleme geçilmeden yok olduğuna tanık olduk. Bugün Büyük balıkçı gemileri denizler üzerinde geniş ağlarını salıyorlar ve bunun etkilerini henüz bilmiyoruz. Günümüzde balıkçılığın Antarktika'ya sıçraması da kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü her şey gibi balıkların da Antarktika'da yavaş büyüdüğünü biliyoruz. Biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olan yerel faktörlerden sonuncusunun ise yeni türlerin eklenmesi olduğunu söylemiştik. Bundan gelecek videoda bahsedeceğiz. En başta bahsettiğimiz taşıma kapasitesi konusuna geri dönecek olursak, almamız gereken mesaj çok açık. Özellikle de tüketimin çok daha fazla olduğu bölgelerde insanlar daha azıyla yetinmeyi başarabilirse, iyi bir yaşam kalitesi ile daha kontrol edilebilir bir taşıma kapasitesine doğru ilerleyebiliriz. Sınırlı kaynakların bulunduğu dünyamızda azla yetinme diye tabir ettiğimiz bu davranış şekli insanlar ve diğer türler arasında dengeleyici bir rol oynayacaktır. Bu doğal dengeyi, doğal türlerin zenginliğini, ekosistemleri ve dolayısıyla kendimiz dahil tüm doğayı sağlıklı tutan biyolojik çeşitliliği korumak adına daha azıyla daha fazlasını başarmayı öğrenmek zorundayız.